Mardin'de 3 kere seçilen Ahmet Türk 3 seçimde de aynı sonuçla karşı karşıya kaldı. Görev süresini dolduramadı, kayyum atandı. O süreçte neler olmuş hemen bakalım. 2014 seçimlerinde Ahmet Türk yerel seçimlerde %52.2 oy aldı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 17 Kasım 2016'da 2 yıl sonra hakkında yürütülen terör soruşturması nedeniyle görevden alındı. 2019 yerel seçimlerinde aday olmasına izin verildi. %56.24 oyla Belediye Başkanı seçildi. Aynı yıl içerisinde 19 Ağustos'ta terör soruşturması nedeniyle görevden alındı ve kayyum atandı. 2024 seçimlerinde 31 maddiye seçimleri tekrar aday oldu. Oyların yüzde aldı. Ahmet Türk tekrar seçildi. Ee, oldukça da yüksek bir oy oranı. Bakın dikkat ederseniz 2016'da 52, 2019'da 56, 2024'te 57.40. 4 Kasım 2024'te yani. E, hakkında yürütülen bugün terör soruşturması ve yerel mahkemede verilen ceza nedeniyle üçüncü kez kayyum atandı. Burada iki şey görüyorsunuz. Dem Parti ısrarla Ahmet Türk'ü aday gösteriyor ya da HDP daha önce ısrarla Ahmet Türk'ü aday gösteriyor. Daha önce bu süreçler yaşandığı halde e, ve Yüksek Seçim Kurulu adaylığına onay veriyor. Tekrar aday oluyor, tekrar görevden alınıyor, tekrar kayyum atanıyor. Ha, bu süreç içerisinde e, tepkiyi daha fazla artıran şey ise Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının, Eski Adalet Bakanı'nın bu süreç içerisinde ailelerin barışmasıyla bir araya geldikleri fotoğraf ve tabii ki yeni çözüm süreci tartışmaları. Üç kayyum atanan belediyede seçim sonuçları nasılmış ona da bakalım. İçişleri Bakanlığı'nın geçici görevlendirme dediği e, bu tabloda e, meclis aritmetikleri ne? Bunları da sizlerle paylaşmak isteriz. E, Mardin belediye başkanlığı seçimlerinde az önce de söyledik Dem parti 57.4'lü Ahmet Türk seçildi. Abdullah Er'in daha önce Şanlıurfa valisiydi. Bölgede sevilen bir isimdi. AK Parti Mardin'e aday gösterdi. 27.78 oy aldı Mardin'de. İbrahim Atmaca Yeniden Refah Partisi'nde %4.48 oy aldı. İl Genel Meclisi'nde dağılım şöyle. 53.9. Dem Parti'de 24.97. AK Parti'de Yeniden Refah Partisi'nde 6.37. Yani bunu niye veriyoruz İl Genel Meclisini? Aslında burada belki sayıları da vermek lazım, üye sayılarını. Burada Ahmet Türk görevden aldıktan sonra meclis seçim olsa yani yasal bir düzenleme olsa e, terörden dolayı olmuyor dedik. ki meclis seçim olsa yine Dem partili birisi görev başına gelecek belki tartışmaların başka bir boyuta taşınması bu şekilde önlenecek. Ha onun da terör örgütüyle ilişkisi varsa on da tabii ki devlet gereğini yapacak. Öyle bir durum var. Burada ana mesele ne bir yerde de şu e, bunda yani şimdi e, çuvaldızı da bir kendimize batırıyoruz ama iğneyi de batıralım. E, Dem partinin terör örgütü PKK ile aslında geçtiğimiz haftada söylediğimiz ya bu kadar Sayın Bahçeli'nin işte radikal bir çıkış yaptığı bir yerde e, mesafe koyması ve yeni bir sürecin başlaması mümkün olacak mı konusuydu. Sanki öyle bir yerde değiliz gibi. Batman'da %64.52 ile seçildi Gülistan Sönük'le M Parti'nin adayı. Serkan Ramanlı, Hüdapar adayı 15.69, kendisi aynı zamanda Hüdapar'ın milletvekili. E, Adi Sebahat İce'yle AK Parti'den %12.42 aldı Batman'da. Batman Hüdapar'ın bu arada güçlü olduğu illerdendir. İlgi Meclis seçimi görece 55, 17, 12. Yani burada da ne yaparsanız yapın İlgi Meclisi'nde olduğu zaman zaten DEM Partili bir adayın seçilmesi gerekiyor. Kayyum olmadığı takdirde. Halifeti'de de Şanlıurfa'da daha böyle yakın birbirine diyebilirim. Mehmet Karayılan DEM Parti'den 39.45'te seçildi. Şeref Albayrak AK Parti'de burada Yeniden Refah Partisi ile AK Parti'nin kapışması oyları böldü. 34.97'ye düştü AK Parti. 21.01'de Yeniden Refah Partisi'nin adayı aldı ve İl Genel Meclisi'nde 39-31-20. Burada AK Parti ile Yeniden Refah Partisi birlikte hareket ederse kendi belediye başkanlığı demokratik bir yolla da belediye meclisi içerisinde değişebilirdi. Kayyum konusundaki karar böyle olmasaydı.